Günaydın, dın dın dın. Günaydın. 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 Sabah saat 7:30 ve biz, ben yürümeye, Ender ve Ecim de koşmaya gidiyor. Beni şaşırttın bugün. Ender her sabah koşuyor. Ben koşmuyorum. Ben her sabah yürümüyorum da. Bugün böyle biraz kendimi kötü hissedince iyi gelir diye yürüyüş yapmak istedim. Kulaklıklarımı aldım. Müzik eşliğinde yürümeyi düşünüyorum. Sence ben ne dinleyeceğim? Serdar Ortaç. Nereden bildin? Nereden bildin? Genelde başka bir şey dinlemiyorsun. Evet, aynen. Akustik albümünü çok beğendim. Akustik videosu da güzel. YouTube'da var. Zaten genelde evde akustik videosunu açıyorum YouTube'dan, videolarını. Böyle işte kulaklık aldığımda da dinliyorum. Normal şeyde de canlı yayından istiyorum. Böyle bir döngü var, seviyorum. Şimdi ben de ağır ağır yürüyeceğim. Çok kendimi zorlamadan Ender Bey de koşacak. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Bugünü vloglamaya karar verdim. Görüşürüz. Gün bugün erken aydı. Şimdi gidiyor. Nereden, buradan mı gidiyorsun? Tamamdır. Şuradan geçeyim. Ben buradan. Tamam, hadi başla. Ben tabii yolu kısaltıyorum. Hem de şu parkın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Gerçekten harika. Kuytu böyle. Havası da mis. Burundan alıyoruz. Ağızdan veriyoruz nefesimizi. Rahatlıyoruz. Vay vay. Gerçekten çok güzel. Benler koşuyor. Ben de yürüyorum. Hadi görüşürüz. Birçok insan var yürüyüp koşan yalnız. Ya koşan pek yok da. Yürüyenleri görüyorum hep. Şaşırdım. Yağmur çiselemeye başladı. Çok güzel gerçekten. Harika. Bol bol burundan alıyoruz, ağızdan veriyoruz ve rahatlıyoruz. Böyle çimler ıslak olmasaydı, çimlerde de şöyle bir yuvarlanırdım. Çoraplarımı çıkarıp toprağa basardım ama yağmur ve şu an çiseliyor tekrardan. Hasta olmayayım. Normal olsaydım, yani normal bedenim sağlıklı, çok daha sağlıklı olsaydı veya şöyle söyleyeyim, operasyon geçirmemiş olsaydım yine yapardım. Ama şimdi korkuyorum, yapmayacağım. Çünkü üşütmemem lazım. Evet. Ben şu parkurun yarısından, şu aşağıdan bu tarafa geçtim. Yani ters yönüne geçtim. Ve Ender'in önüne geçtim. O benim önümdeydi, koşarak gidiyordu. Şimdi ben onun önündeyim. Arkadan geliyor olması lazım. Bakalım ne yapacak. Daha iyiyim ama şimdi çok şey yapmadım. Kendimi yormadım. Güzel geliyor yani yürümek. Kuşların sesleri. Ender koşa koşa geliyor. Çok komik. Şimdi yine bu tarafa geçtim. Ender karşıda koşturuyor. Yetişemiyor bana. Bir tane oyun vardı yıllar önce. Atari'de oynadığımız. Ona da unutuyorum. Hani böyle kaçıyordunuz. 3 kat bir şey vardı. Atari diyorum yalnız, PlayStation falan değil. Bu joysticklerle oynanan oyunlardan, hani uçak oyununun olduğu şey. Orada bir tane oyun vardı, hırsızlar mı seni kovalıyordu, sen mi hırsızları kovalıyordun? Ben şu an kaçak polisi ve Ender beni yakalamaya çalışıyor. Polis hırsız oyunu de herhalde. Şimdi yine şuradan karşıya mı geçsem, ne yapsam? Biraz gideceğim. Şöyle. Yakalayamadın beni. Bak benim ikinci turum. Ne, hangi filmdi o? Şeyde ben dedim. Atari'de oynuyorduk. Polis yakalamaya çalışıyordu hırsızları. Uçak Atari'sinin olduğu şeyde. Biliyor musun onu? Ona benzettim dedim de Ender bir türlü beni yakalayamıyor dedim. Ay, kampta çok çalıştık ya, gitmiyor işte. Yorgun. Yürü. Kaslarım koşma. Falan.
gün öyle. Burası bayağı büyükmüş yalnız ya. Çok büyük. Git git bitmiyor kardeşim. Dönüyorum bitmiyor. 1 kilometre var. Ama bayağı da yürüyen var ha. Koşan pek yok da. Ya da ben görmedim. He? Akıllı kocam var be. Vallahi bir sensin sanki koşan. Ben de görmedim hiç ya. Pek koşan yok. Ama çok hızlı yürüyorlar. 700 metre. Biz ters mi gidiyoruz, düz mü gidiyoruz bilmiyorum. 700 metre şu an yürüdüm. Eve gidince bakacağım telefonuma ne kadar yürüdüm bugün diye. Kaç adım attım diye. Sen de kilometre, ben de adım. Evet, ben de kilometre çıkmaktayım. Ya şey, koşacaksan tutmayayım seni. Yok bayağı, koşamıyorum ya. Tabii şeyde bayağı yoruldun. Evet. Dedik koşan yok. Var vallahi. Ama o yeni geldi herhalde. Yoktu çünkü. Bir yere yetişecek gibi. O zaten koşacak. Yürüyor evet. Koşacak adamı gözünün altında. Şeylerde bile çalışanlar var. Bu ekipman ne diyorlar onlara? Jimnastik alet. Jimnastik alet. Spor aletlerin, ha, kondisyon spor aletlerinde bile çalışanlar var yani, vücudunu çalıştıranlar var. Ay ben onu yapsam hastanelik olurum şu anda. İyi geldi ama yürüyüş. Benim biraz çarpıntım vardı. O yüzden yürüyüşe çıkayım dedim. Bu tür durumlarda yürüyüşe çıkmak, işte beyni şaşırtmak gerekiyor. İşte temiz havaya çıkmak, açık havaya çıkmak falan. Yürüyüşe çıktım. Hani geç böyle daha hızlansaydı veya devam etseydi hastaneye gitmeyi düşünüyordum. Ama şu anlık iyiyim. Bilmiyorum eve gidince ne olur. Bakalım, göreceğiz efendim. Hadi bakalım. Çok da güzel kokuyor yalnız. Gerçekten harika. Evet, yürüyüşümü, koşusunu ve yürüyüşünü bitirdi. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Tamam bugünlük. Bana da iyi geldi. Açık havada yürümek. Mis gibi yalnız. Bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi eve gidiyoruz. Kahvaltı yaparız. Olur benim. Sonra işimize bakarız. Yapın, İşimiz var biraz. Evet, kahvaltı yapalım. Ben de beynimi şaşırtmaya çalışıyorum. Kahvaltı yaparız. Dur hayatım ya. Ne diyordum? İşimize bakarız. İkinci katı, evin orta katını düzenleyeceğiz. Sonra öyle öyle en alt katlara ineceğiz. Ama bugün hepsini yapamayız büyük ihtimalle. Evet. Yapabildiğimiz kadar. Aynen. Görüşmek üzere. Evde görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey konuşuyoruz. Hızlı hızlı hemen. Ay şunu da şöyle koyayım. Hazırlıyorum. Yumurtaları haşlıyorum. Böyle işte. Bu da böyle pratik benim kahvaltılığım. Çok rahat gerçekten. Hemen bir yiyelim. Sonra işimize bakalım. Hadi hayatım. Hazır mısın? Nasıl yapacağız? Çok sıcak. Ay dur, peçete kullanalım. Al. Evet. Ben de alayım hakikaten. Evet. Şey, yumurta şeyi yapacağız. Gittin yine sivriyi seçtin oradan. Bunu vallahi planlamış seç... mıydın? Hayır, bunu planlamadım ya. Hadi bakalım. Ben mi vurayım, dur. Vur. Ben yendim. Şunlarda da yapsana. Dur, bakayım, ben tutayım. Fark etmez. Hadi çocuklara da haşladım da. Değil mi? Üstte olan mı kazanıyor ya? Bir dakika bakayım. Ben bir daha altta duracağım. Sen bir daha vur bakayım. Ben bir daha, bir dakika hayatım dur. Elim yok. Başka yumurtamız yok. Sen vur bence. Neden? Üstte olan mı kazanıyor? Ha, aa dur. Kafa işte. Dur bakayım. Aynen, üstte olan kazanıyor. Yok. Aa. Niye ya? Bu yumurta sertmiş. Tebrikler. O kırılmadı mı şimdi? Kırılmadı. Ana. Oğlum, baba yendi aşkım. Oğlum Alişum. Çok seviyorum ya. Çok süt seslendiriyorum. Oradan... Bana ne oyununuzla, ben içindeki yumurtayla ilgileniyorum. Hadi bize afiyet. Allah'ım Allah'ım, tiplere bakar mısınız? Tiplere bakar mısınız ya? Ben de buradayım. Ben de buradayım. Fındıkçı da geldi. Gel. Annesi. Hadi bakalım. Allah'ım. Evet, kahvaltımızı yaptık. Biraz
uzandık. Ay, televizyon izliyorduk. Birden planı değiştirdik. Benim hastaneye gitmem gerekiyordu. Hadi gidelim dedi Ender. Kan vereceğim. Ay, yine başladı stresim. Bugün de 5 ya da 6 kalem test bakılacak. Görüşürüz, giyineyim. Arabada görüşürüz. Evet, arabadayız ve gidiyoruz. Bakalım. Bugün öyle çok bir şey olmayacak. Sadece kan vereceğim. Kan sonuçları da ne zaman çıkar bilmiyorum. Bayramdan önce değil, değil mi? Biz genetik sonucu çıktıktan sonra bir daha doktorumuzla görüşmeye gideceğiz. Bir muayene olacağım. Evet. Şimdilik sadece bir daha kan vereceğim. Bu kadar. Bakalım. Aniden günlük planımız değişti. Bugün yürüdüğümüz park önünden geçiyoruz şimdi. Ve birden böyle aklımıza geldi. Daha doğrusu Ender'cimin aklına geldi. Evet. Dedi kalk gidelim. Böyle böyle. Hadi bakalım. Tak gidelim. Hadi gidelim. Bize gidelim. Eve gidelim. Bir daha. Bir daha. Görüşürüz. Selam. Evet, çıktık, kan verdim. Sordum. Bunlar ne için dedim. Bir tanesi gizli dedi. Biz göremiyoruz dedi. Alan, kanımı alan hemşire. Diğeri de dedi kan pıhtılaşma için dedi. Hani kanda pıhtılaşma var mı yok mu dedi. Şimdi kafamda şöyle bir soru oluştu. Benden daha önce de sanırım yanlış telaffuz ediyor olabilirim. APTT mi ne? Öyle bir şey. O da kan pıhtılaşma diye biliyorum ben. Öyle bir test 2-3 kere yapılmıştı bana belli aralıklarda. Ama bu öyle bir şey mi bilmiyorum. Neyse, bugün çıkacakmış o 3 saate. Diğeri o sarı tüptü. 2 hafta dedi çıkacak bunun sonucu. Ama maalesef dedi biz göremiyoruz, gizli dedi, hani bilemiyoruz dedi ne olduğunu. Doktorunuz bilir dedi. Bakalım, 2 hafta sonra öğreneceğim onun ne olduğunu. Şimdi işimiz bitti. Migros'a uğrayacağız. Bu banka alacağız şey için. Telefonları şarj etmek için. Banka mı alacağız? Banka mı işte? Hangi bankayı düşünüyorsun? Bank. İş bankası, yapı kredi. Power bank mi? Power bank mı? Bank. Power bank alacağız. Power bank. Banka alacağız yani. İş bankasını isterim yani sen. Olur. Ondan sonra eve gideceğiz. İşte sonra da işte ilk dediğim ikinci katı bir şeyler yapabiliriz de birazcık böyle bugün çok acıdı ya. Bilmiyorum, kurt dedi böyle hissettim. Çok çok fark ediyor yani. Hemşireden hemşireye o kadar fark ediyor ki. Bugün kurt dediğini hissettim. Resmen. Biraz böyle süzüldüm. Geçecek. Hadi bakalım, sonuçlar güzel olur inşallah. Evet, Migros'tayız. Akşama midye tava yapacağız. Onun taratoru için dereotu aldık. 5.45. Ama çok güzel. Semizotu ne kadarmış? 12. Aa, semizotu uygunmuş biliyor musun? Bir tane alalım. Bak, 13 lira. Uygun. Hem de çok güzel ya. Bakar mısınız? Dehşet. Yarın şey yapacağım ya, patlıcan aldık ya hayatım. Hı. Ne onun adı? Ne yapacaktım ya? Kıstırma, karnıyarık. Yanına da yoğurtlu semizotu yaparız. Çok güzel olur. Ah canım biberlerim, yiyemiyorum. Midemi ağrıtıyor. Geçecek. Geçtiğinde de hemen yiyeceğim. Bu arada bezelye çok güzelmiş. Fiyatı da çok uygun. 20 lira ama çok harika bir bezelyeymiş. Ama benim bezelyem var. Nurhan annem kendi ekip biçtiği için, topladığı için bize de gönderiyor. O yüzden almayacağım. Olmasaydı alırdım. Bu ne? Çok tatlı.
Evet. Ender patates ve soğanımız az ama buradan mı alalım? 12.90 aynı. 12.90. 44.90 ne? He, sarımsak. Soğan da 10 lira. Ama soğan biraz sineklenmiş. Boş ver. Patates de çok iyi durmuyor ya. İstiyorsan şeye uğrayalım ya. Bizim onun evin yakınında pazar var ya. He. Bak kırmızı soğan burada uygun. 40 lira. Almadı değil mi? Hadi bakalım. Evet, Migros'tan çıktık, eve gidiyoruz. Çok güzel bir şeyler aldım çocuklara. Evde gösteririm. İki parça. Biri yiyecek, biri kullanılacak. Giyecek diyebiliriz. Giyecek denmez ama. Neyse, evde gösteririm. Aldıklarımızı. Tünelden geçiyoruz. Bankamızı da aldık. Hayırlı uğurlu olsun. İş bankası. İş bankası aldık. Şimdi eve gidiyoruz. Ay, toparlayamıyorum ya. Neyse. Eve gitmiyoruz, bir ufak bir pazara uğrayacağız. Aa. Soğan, patates. Doğru. Evet ya, meyve de falan bakalım. Bir biz bakalım. O kumpirlik patatesleri o pazardan mı almıştık? Evet. Evet. Bozul o yerine. Kötü kafamda canlandırıyorum, almayalım ondan bir daha. Almayalım da o Migros poşetin içindeydi ya, oraları silerken su dökülüp de çürümüş de olabilir yani, şimdi bilemedim ama bilmiyorum, sanmıyorum ama suluydu ya içi, ondan öyle dedim. Ama patatesin de suyu olabilir ama. Gerçi poşette de tutmak çok. Poşette değildi be, Migros poşetin içindeydi o şey, turuncu. Neyse, çanta. Neyse, pazara gidiyormuşuz. Pazardan sonra görüşürüz. Evde görüşmek üzere. Selam. Evdeyiz. Evden merhaba. Gördüğünüz gibi zaten. Şimdi hemen aldıklarımızı göstereceğim de. Ay, biraz böyle halim bir şey. Hastaneden sonra biraz kötü oldum. Kan falan verince kolum çok acıdı. Bir de böyle bir garip bir şey var. Çok az şurada saçım var ya. Onu toplamaya çalışıyorum. Bir de temizlik var. Bir dakika. Ne diyordum? Kötü oldum ama şimdi yiyeyim. Ellerimi de yıkadım. Şimdi şu çocukların yemeğini, ön hazırlığını yapayım. Hemen aldıklarımızı göstereceğim ve hızlanacağım. Çünkü akşam yemeğine başlamam gerekiyor hazırlıklarına. Şimdi şöyle birazcık da sirke koyacağım. Çok az et haşlama suyunun içine. Şöyle eti haşlamaya bıraktım. Evet. Ne diyordum? Hızlı hızlı aldıklarımı göstereyim. Bugünün menüsü de midye tava. Onu da hazırlamam lazım. Ama halsizim. Gerçi biliyordum halsizleşeceğimi. Vücudum bana dedi ki sakin, çarpıntım vardı zaten ve sabah gördüğünüz yürüyüşe gittim, beynimi şaşırttım. Ondan sonra eve geldik, hastaneye gittik, hani plan dışı hareket ettim, böyle oldum, beyin şaşırdı. Her gün sabah zaten rutin yapmamaya çalışıyorum. Bir gün sabah kalkıp işte kahve yapıyorsam, diğer sabah su içip balkona çıkıp şöyle havayı kokluyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Neyse, ne diyorum ben ya. Bugün efendim. Evet. Şeye gittik. Pazara gittik. Saat daha 3 bu arada. Evet. Önce Migros'a gittik. Hemen Migros'tan ne aldım göstereyim ben size. Şunun için gittik, banka için gittik. Bir tane banka aldık. 250 mi 260 lira mı bilmiyorum. Öyle bir şey fiyatı. Bunun fişi, aa, buradaymış. Bu valla 230 liraymış. Uygunmuş ha fiyatı. Şöyle bir adet banka. İhtiyacınız varsa alın. Hem fiyatı uygun hem de güzel. Bundan önler daha önce aldık, kullandık, beğendim. O yüzden bir tane daha aldık. Kampta lazım olacak. Bir tane pazar ekmeği aldım. 5 lira.
bir demet dereotu aldık. Bilmiyorum. Bu diğer Migros'tan herhalde. Onun fişi nerede bilmiyorum. Saka maden suyu aldık. Altılı. 17,5 lira. Bu arada dereotunu buradan, dereotunu buradan almışız. 5,45. 2 tane poğaça harcı. Tanesi 9,90. Ondan sonracığıma çocuklara demiştim ya arabada. Bir yiyecek bir giyecek sayılır. Yiyecek olarak bunu aldım. Hemen zaten geldiğimizde verdim, onu çekemedim. Hemen öpüştük, şey yaptık kapıda. Ödüllerini verdim. Ben biraz uzandım. 30 lira fiyatı. Evet. Semizotu aldık. Çok güzeldi. 12,90. Ve giyilecek sayılabilir dediğim şunu aldım. Tüy toplayıcı. Eldivenleri var. Tüy toplama eldivenleri. Biraz çok hırpalandı o. Çok eski çünkü. Yenisine ihtiyacımız vardı. Ve bunu indirimde şaka gibi 23 liraya aldım. 23 lira. Şaka gibi. Şu. Evet. Bu da tamam. Bu da tamam. Şöyle. Kedi ve köpekler için. Rahatlatıcı bir masaj için elinizin sevgi dolu dokunuşunu taklit eder. Hem alt hem de üst kattaki tüyü gevşetir ve kaldırır. Sizi ve evinizi temiz tutarak dökülmeyi en aza indirir. Baş parmak tasarımı tüylerin gizlendiği yerlere ulaşmanızı sağlar. Ulaşmanızı ve derinleşmenizi sağlar. Tüyler eldivene yapışır, basitçe toplanır ve tüyleri atmanızı sağlar. Uzun, kısa ve kıvırcık tüylü köpekler ve kediler için mükemmeldir yazıyor. Şöyle. Valla çok güzel gerçekten. Ben yıllardır çok severek kullanıyorum. Ay! Bakar mısınız? Tüye bak. Bak. Allah'ım. Ya şunların suratlara bakın ya. Allah! Çok tatlılar. Şuna bak, şuna. Ay! Baba seni de seviyorum. Baba da burada. Kızdı. Aslında olumlama yapayım ya. Niye kızdı? Kobe de burada. Mutlu oldu. Değil mi kızım? Mutlu oldum. Ve Migros'ta 200 lira üstüne kola indirimdeydi. Normalde 109 lira. 60 lira mı indirimi oldu işte. Şöyle 9'lu kola aldık. Evet. Ay ayaklarım nasıl ağrıyor ya, size anlatamam ya. Çok ağrıyor bacaklarım, ayaklarım. İyi ki dinlendim yalnız. Ben dinlenmeden yapamıyormuşum. Evet. Şimdi aldıklarımız bu kadar. Dur. Pazara uğradık demiştim. Bir bağ maydanoz aldık. 5 lira. 20 liraydı kilosu. Şöyle yerli domates aldık. Bakar mısınız? Mis gibi de kokuyorlar. Tatları da çok güzel. Şu da maydanozumuz. 40 liraydı kilosu, 25 liralık beyaz fasulye aldık. Ben bunu ilk defa gördüm ve ilk defa yiyeceğim. Siz biliyor musunuz bunun adı beyaz fasulye mi, sarı fasulye mi? Ben beyaz dedim. Teyze bana sarı dedi. Vallahi sarı, beyaz, yani sarı fasulyedir belki de adı. Tazece toplanmış. Biraz üstü tüylü gibi. Hani normal fasulye gibi değil gibi. Yani onlar daha böyle pürüzsüz oluyor ya. İyi. Bilemedim. Şu şekilde. Dedim bu nasıl pişiyor peki? Dedi ki aynı normal yaptığınız fasulye gibi pişiriyorsunuz. Zeytinyağlı hani. Ender dedi ki hayatım deneyelim. İyi dedim, deneyelim. Şimdi bunu deneyeceğiz. Ne zaman? Yarından sonra. Bunu da aynen dolaba kaldıracağım. Çünkü menülerimiz belli. Bu sürpriz oldu. Patatesimiz bitmişti. Patates aldık. 20 liraydı herhalde kilosu. Soğan 10 liraydı. Pardon. Patates aldık. 13 liraydı kilosu. Soğan aldık. 10 liraydı kilosu. Pazar alışverişimiz de bu kadar. Bunları aldık. Köpüklenmişmiş çocukların yemeğinin köpüğünü alayım. Görüşürüz. Ara ara çekmeye çalışacağım. Gün devam ediyor. Taşarken kurtardım. Gün devam ediyor.
Buyurun dostlar, buyurun. Halil İbrahim sofrasını. Evet. Fox, kokladın mı? Güzel mi? Evet gençler. Evet. Çadırımız geldi. Ender Bey, hadi. Çadırımın üstüne şıp dedi, damladı. Çadırımın üstüne. Evet. Hayır. Bunu yok. Bak, bak, şimdi birazcık içeri alacağım birazdan. Sonra sürpriz. En azından bir kuralım çadırı. Doğru, böyle kuramayız. Bak. Kokluyor tamam, işte. O zaman seni de seviyorum. Tamam, seni de seviyorum. Kokluyorsun da sonra. Orada uyuyacaksın biliyor musun? Aferin. Ha, koku bırakma. Evet. Çadırımız geldi. Tamam, aldık. Geldi. Sonunda denedik. Bir sürü çadır ve bunda karar kıldı. Bayağı bir araştırma. Evet. Yine Decathlon'dan aldık. Evet. Yani yağmur geçirmesin, garanti olsun diye. Doğru. Tabii almadan önce uzmanına sorduk. Bir gönderiyoruz uzmanına. Ona göre ise. Evet. Yapabiliyoruz. Uzman, çadır, kamp, doğa, çadır şeyi uzmanı. Şimdi kutuyu açıyorum. Hadi bakalım. Ben de aynı şortu giyip geliyorum çünkü her yer tutuyor bu şort da güzel bu yani. Bu şortu feda ettik senin için. Çok içeri gönderiyoruz seni. Bu da açılıyor. Evet. Aa, koca kutu. Bunun yarısı boş. Eksik parça mı göndermişler? Eksik parça göndermişler. Geri yollayalım. Bunun yarısını göndermişler. Evet. Ağır mı? İyi mi? 5 kilo. Evet, buradan tutuluyor. Ya ben seni çağırdım mı ya? Seni de çağırmadım. Çok demedim. Hiçbir şey demedim. Bence de. Al da bu yere kurarsın. Haydi bakalım. Haydi içeri. Gel. Fox. Sana şeyde olmuş. Tişört yaptırıyoruz. Adam işte S yapmış, M yapmış, bilmem ne. Bir giydik. S'leri zaten giyemedik. X'leri falan zor oldu. Abi dedim bu ne? Abi dedim bu ne? Ne var mı dedim. Sen neye göre S yani? İstiraç. Ölçü. Yani turistlere göre yapıyoruz diye. Alıp gönderdik tişörtlerine. Olmuş dürük gibi. Bizim elbiselerde de öyle oldu. Tabii. Makarna, peynir, patates yemekten. Evet. Evet. Şurada fotoğraf şey resim vardı. Açıyorum. Çadırımız bu. Hadi bakalım. 4.65 kilogrammış. Şöyle. Ağırlığı. Çadır bu. Çadır ve bu. Açıyoruz. Açıyorum. Aç hayat. Bunu açayım ben de aldım. Olsun. Şimdi bunun çantası arkadaşlar. Evet, bu çanta. Evet. Güzel bir çanta düşünmüşler. Niye? Diğerlerini böyle buradan takmaya çalışıyorsun, sokmaya çalışıyorsun. Doğru. Açıldıktan sonra özellikle. Çantın zaten bir dolgun eziyet, bir toplaması eziyet. Bu sanıyorum kollerin en üstüne bağlanacak. Şöyle kenara koyalım. Haydi bakalım. Şuradan alayım ben. Bunu ayırıyoruz sanırım. Üst tentesi. Üst tentesi. Üst tentesi. Kolleri de ayıralım. Kolleri de ayıralım. Önce tamam. Evet. İzleyici kitlesi çok. Nerede? Şimdi böyle yazlık modu. Şey, güzel oldu. Yani çok beğendiğim bir çadır. Güzel oldu. Şık katman. Bayağı da büyükmüş. Buradan da hava alıyor bak güzel. Burada havalandırması var. Evet. İşte, kışın içeride nefes aldığın için. Doğru. Çok güzel. Su buharı çadırın şeyinde ilk cidarında yapışık soğuktan aşağı doğru akıyor. Bu sefer çadırın tabanı ıslanıyor. Onu engellemek için işte şunları koymuşlar. Bunları iyice gerdirmemiz lazım. Şu arada bir hava boşluğu kalsın. İçeride hava sirkülasyonu yapsın diye. Şöyle gerdirip koyacağız. Dört tarafı, üç tarafında var. Bir de burada üstte havalandırmamız var. Şunu da şöyle böyle çubuk şeklinde yapıyorlar. Şöyle metal bir çubuk koyuyorlar. Böyle çok esnemiyor. Şu şekilde tuttuğunda bu alttan gördüğün gibi çadırın havalandırmasını sağlıyor. Çok iyi ya Ender. Bu şekilde. Bak, evet. Buradan giren hava. Oradan içeri. Süper. Havalandı hemen valla. Evet.
içindeki cepleri falan çektin mi? Yok, görmedim. Bunlar da çantadan çıkan ipler vardı ya. Evet. Bunları da takıp buradan bağlı şöyle gerdiriyorsun. Rüzgarda şey yapmasın diye. Hı-hı. Pat 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 da böyle vurup doğru yapmasın diye. Bunları da gerdirebiliyorsun. Hadi gidiyoruz. Çok kullanmıyorum. Şimdi hani cep dedin, nerede cepleri? Karşıda. Aa, burada sıralı cepleri var. Çok iyi. Ay. Üste vardı galiba. Bir de şurada bir tane bir şey var. Işık asmak için veya artık ne asmak istiyorsanız. Gel gel. Evet, işte ışık asmak için. Bak bu ne mesela, burada da ip yeri var. Buraya da bir şey koyabilirsin. Buraya da asabilirsin. Aa, buradan ip geçirmişler. Bak buraya bir şey asabiliriz. Buraya havlu asmak için koymuşlar bunu. Aynı şekil burada da var. Hatta ama şey, burada ip yok. Bunlar var. Bu nesi? Bu bir şey değil. Yok, orası şey. Şuralar işte telefon, melefon, kitap, kitap bilmem ne falan koyabilirsin. Ya bunlar çok kolay. Şurada da var işte, dediğim gibi istersen oraya ip bağlayabiliyorsun herhalde. Şunun gibi. Burada ip bağlamışlar ya. Evet. Oraya da istersen. Ip bağlayabilirsin tabii ki. Çift yapabiliyorsun tatlım. Çocuklar bu, çok güzel. Sanıyorum şey var. Buradan böyle bir file, bunun içine opsiyonel bir file var. Şu dört, şu gördüğün kenarlardan bağlayıp şuraya şöyle üstüne atabiliyorsun eşyalarını. Burada duruyor. Ha. Böyle de bir opsiyonel bir şey vardı. Ama vardır. Çadır çok güzel yani. Şu cepler bak, çok kullanacağınız şeyler. Acayip. İnanılmaz. Baltayı koy, şeyi koy. Yani tabii. Dar olacak yatınca. Doğru. Çadır terleme yaparsa işte oraya telefon koydun da İptal. Islanıyor. Çok iyi, çok iyi. Yüksekliği de iyi ya. Karanlığı biraz şey 100, ama olsun. 135 miydi? Böyle bir şeydi galiba. Evet. 135. Şuraya takılan şeyler var. Lambalar var. Sende var onun. Var. 4-5 tane var. İyi, birini ama bize... Size şey yapacağım ben. Şuradan karşıya led vereceğim. Çok iyi. Powerbank falan kullanacaksınız. Sabaha kadar renk de değiştiriyor mu? Değiştiriyor. Hafif bir gazin havası bile. Çok iyi. Neyse, şimdi altında bir şey yokken çocukları sokmayalım. İçine evet. Sokmayalım, yırtmasınlar. Şimdi benim şu şeyi tamir edelim. Evet. Bunu sökelim mi? Kalkta bir yattım, sabah bir uyandım, yerdeyim. Delinmiş bir yerden. Abi kulaklar tiz sesi kapalı. Dalış yapıyor ya. Ha. Serbest dalış. Uttuğunda falan. Bir ara biraz hafif nezleyken daldım. Ondan biraz böyle hafif hasar kaldı. Tiz sesler yok bende. Şeyden, şişme yataktan böyle ince bir ses geliyor. Ben duymuyorum tabii. Endelik patlak bu. Şeyi aldı derede, suya sokuyor hani, kabarcık çıkacak da olacak. Ben de oturuyorum, bakıyorum. Gittim mi baktım diye ses geliyor böyle. Onu duymuyorum. Buradan delik dedim. Ha. Ben duyamadım. Dedim, duymuyor musun bu sesi? Düzelme şansı yok mu? Böyle bir şey. Yani delineceğine ihtimal verdim. Çünkü altına mat seriyorum ben bir de. Tamam, şöyle bir santim mat var. Bunu alırken yorumlarda okumuştum. Adam bir şey yazmıştı. İşte şişirme yerlerinden, şöyle yuvarlak şişirme yerlerinden şişiriyorsun. Birinden hava tahliyesi çıkıyor işte katlarken falan. Oralardan diyor hava kaçırıyor diyor. İşte kullanıcı falan diye olumsuz bir yorum yapmış. Ben dedim herhalde bu doğrudan kaçırıyor. Düşünüyorum hani araya bir şey. Hı-hı. Eskiden böyle bidonların ağzına naylon koyup. Doğru. Bir dahaki sefer dedim öyle bir şey mi yapayım falan filan diye. Sonra ya delik melik olabilir dedim. Bir ses geliyor ondan. Ben sesi duymuyorum tabii. Dereye soktuk, köpükledik, möpükledik. Öyle ufak bir delik var ki. Yani şimdi bulabilecek misiniz? Yerini verin olur. Ha, yani. Nasıl var şimdi, ondan yanayı halledeceğiz. Ufacık bir delik. Hani yatıyorsun üstünde, 3 saat sonra kağıt gibi oldu. Sabah bir uyandım, her yanım tutuldu. Tabii. O tarafa dön, bu tarafa dön. Belki işte uyku tulumunu götürsem, hani daha kalın ya, belki o kadar rahatsız etmezdim. Bir de yazlık tulumuna gittim ben bu hafta. Onun çadırın olduğu yeri özenmiyor öyle. Ya çakıl atsan yeter. Ben kum. Yani. Batın üstünde yatarsın yani. Londra asfaltı yaptık yani. Adamlar ince çakıl tutarıyor. İlk yapımı serecek işte. Bir de giderken un götürelim, un da serecek. Oy. Aa, yalakalar durağı şurada. Hadi bakalım. 1-2-3 topla. Şunlar çok güzel. Siz abime de gittiğinizde artık bunu alın, bununla gidin. Ya ben bu adamla aynı çadır yapmak zorunda mıyım ya? Adam çok geç kalkmıyor. Fili'yi araya koyun.
Üste dedin ya. İmkanlı uzağa kuruyorum çadırı. Kesin çadırda 12 saat uyuyor yani deliksiz. Anca böyle işte. Ender'cim. Bir de ben gideyim de beni gör. Evet 14 saat uyuyor orada. Sen kaldırır şişme yatağı, dere yatıveririz. Gideriz merhaba merhaba. Dönüşte beni uyandırırsınız hadi bitti kamp falan diye. Çok severim açık evet, böyle evet. Temiz havada uyumayı. Sonra kaptırız. 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 Gerçekten kolay da bozuluyor, toplanıyor. Kolay toplanıyor. Onlar bile ne kadar pratik değil mi? Baksana oltaya benzettim ben malzemesini. Şakşuk şakşuk. Çok iyi gerçekten. Bu kadarcık işte bu dürülecek. Bu zaten böyle çantasına konulacak. Bu kadar kalın pol kastamadım şu ana kadar. Yani güzel. Bence her kuruşunu hak etmiş. Evde kaplan böyle şey yapıyor kolay. Evet. Şunu da içine. Evet. Pratik. Kobi'nin bakışa baksana. Ne yaptın? Sen yapacaksın bunu işte. Sizin için aldık. Sizi kampçı yapacağız. Siz yatacaksınız bunda. Hep beraber yatacağız. Biliyor musunuz aşkım? Hepimiz uyuyacağız o çadırda. Çok güzel olacak. Benim canım çocuklarım. Aşklarım. Bir tanelerim. Güzellerim. Şu suratı bu böyle. Allah'ım yarabbim. Ender, bir şey geldi. Hiç dürmeyin onu. Makineye atayım bir kere yıkayayım ben onu. Neden? Ya bir kere yıkayayım ya. Temizlensin. Attığında şunun böyle mumlu bir şey su geçirmez özelliği var. Ama pis kokar yatacağız onda biz. Buraya yatacaksın havalanacak. 30'da yıkasam? Belki soğuk suyla yıkanabilir. Soğuk da yıkayım o zaman. Trolling, trolling. Şey trolling. Hemen dur bana. Yıkama. Bana. Bana troll ya. Evet şimdi bunu koyuyoruz üstüne. Değil mi? Ama sabırla açıklama yapıyor yalnız. Bu kadar. Şöyle. İşte bu şekilde. Evet. Bak oğlum böyle de yapmışlar. Aferin. Vallahi çok güzel. Başarılı yani çadır hakikaten pratik. Güzel. Çok iyi ya. 10 üzerinden 10. Ben 10 veririm yani. Ben de veririm. Kolay şimdi kuruluyor, pratik. Yağmurun altında bir kullanalım tabii. 30 verince ben de veririm. Ne yapalım? Güzel. 9 diyelim de olsun. Canım benim. 9 diyelim de denedikten sonra ona tamamlarız, bakarız. Hadi bakalım. Bu kadar da konfer olmuyor. Güzel. Fındık. Gel. Gördün mü çadırı? Gördün mü? Yatacağın çadırı gördün mü? Beğendin mi çadırını? He? Beğendin mi? Gördün mü? Gördün mü çadırı? Gördüm de yırtamadım ya. Ha içinde kaldı tamam. Biraz sabret. Onu aslında çadırı bir daha... Bunlar ne yapıyor? Daha oyun oynuyorlar. Daha müsait bir zamanda kurup içine örtüsünü falan boyutuna göre ayarlamak. Deneme. Tırnaklarını bir kessen de ne yapsın acaba ya? Şu örtüsünü yırtmakta kararlısın bugün. Öyle bir hava aldım senden. Allah'ını seversin. Oyun oynuyorlar. Tamam yeter. Ben gidiyorum. Hadi gel. Hop. Haydi. Haydi içeri.
Evet, akşam yemeğine geçtik. Çadırı açtık, denedik, kaldırdık. Midye tava yapıyorum. Gördüğünüz gibi midyeler şöyle bulamacın içine atıyorum. Yağ koyuyorum. Kızarıyor. Bu midye tava. Saratoru da Ender yaptı. Birazdan sofrada görüşürüz. Yemeğimiz hazır. Nasıl abi? Tamam, sen al, ben alırım. Teşekkür ederim. Nasıl? Hemen bakıyorum, hemen cevap veriyorum. Nasıl? Hop. Görüntü on numara. Sıcak. Evet. Evet, şöyle susam yağlı soya soslu bir salatamız var. Tabii ki de midye tava, patates kızartması, mısır ekmeği, zeytinli ekmek ve midyenin taratoru var. Ketçap, mayonez, harapan elleri, tatlı niyetine fox var. Süper. Evet. Olmuş mu? 10 numara olmuş şu anda. Çok güzel. Eline sağlık. Afiyet, bal şeker olsun. Harika. Afiyet olsun.